mutlu akşamlar değerli izleyenler. Altaş TV hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Nesrin Korkmaz. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş İbni Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu. Kurtulmuş, önümüzde Büyük İslam Medeniyeti'nin 3. Büyük Yürüyüşü'nün hazırlıkları vardır ifadelerini kullandı. Tarihçi Broder, İslam'ın, Büyük İslam Medeniyeti'nin 2. Büyük Yürüyüşü diyerek Anadolu coğrafyasında başlayan Horasan erenlerinin başlatmış olduğu o Fergana Vadisi'nden gelerek bütün dünyaya İslam'ı yeniden yorumlayarak yayan o ikinci büyük çıkışı anlatıyor. Malum birincisi Hazreti Peygamber ve Raşid Halifeler devri. Birinci büyük yürüyüş buydu. İkinci büyük yürüyüş Fergana Vadisi'nden başlayan, Anadolu'da gelişen ve Avrupa'nın içlerine kadar giden İslam'ın arınmış, bilgiyle, hikmetle, irfanı yoğurmuş o ikinci büyük yürüyüşüydü. Şimdi yürekten inanıyorum. Buradaki bu diploma töreninde de bir kere daha sizlerle bunları paylaşmak istiyorum ki önümüzde İslam medeniyetinin, Büyük İslam medeniyetinin 3. büyük yürüyüşünün hazırlıkları vardır. Hayırlı mübarek olsun. Önümüz açıktır. Bunun için yapmamız gerekenin de bilginin her türlüsüne sahip olmak. Bilginin her türlüsünü hikmetle yoğurmak ve dünyaya büyük alimleri, büyük bilginleri yetiştirirken o bilginleri ne biliyor olurlarsa olsunlar, bilgilerinin Rablerinin bilgisi karşısında sadece denizde, okyanusta bir damla su mesabesinde olduğunu öğretecek alçak gönüllülüğü, mahfiyetkarlığı ve diğergamlığı öğretmek. Karadeniz'in ve Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta Drakula böceği tehlikesi yaşanıyor. Uzmanlar böceğin görünmesi halinde Tarım İl Müdürlüklerine çiftçilerin bilgi vermesi konusunda uyarıda bulundu. Fındık bahçelerinde Drakula ile mücadele sürüyor. Karadeniz'in ve Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından birisi olan ve yeşil altın olarak nitelendirilen fındıkta Drakula böceği fındık bahçelerine zarar vermeye devam ediyor. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracatın yapıldığı fındıkta bahçelerdeki böcek tehditleri sürüyor. Fındıkta hasat zamanına az bir süre kaldığı bu günlerde bahçelerde böcek popülasyonları da artmaya başladı. Özellikle turunçgil uzun antenli teke böceği yani halk arasındaki adıyla Drakula böceği fındığı tehdit eden böceklerin başını çekiyor. Fındık bahçelerini ve dalları etkileyen Drakula böceğinin popülasyonu belli oranda denge altına alınmasına rağmen alandan tamamen çıkarılamadı. Özellikle Drakula böceğiyle mücadelede farklı çalışmalar yapılırken bölgedeki bazı fındık ağaçlarında söküm işlemi gerçekleştirildi. Uzmanlar yaptığı açıklamada eradikasyon ve söküm çalışmalarıyla beraber popülasyonu belli bir dengede azalttığı söylenebilir derken Drakula böceğini alandan tamamen uzaklaştırmak söz konusu değil ifadelerini kullandılar. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Drakula ile mücadele için yapılan açıklamalarda özellikle böcek tarım alanlarında görülmüşse hemen Tarım İl Müdürlüklerine bilgilendirme yapılması gerektiği ifade edildi. Ordu Giresun Havalimanı'ndan yurt dışına uçuş seferleri düzenlenmeye başladı. Ordu Giresun Almanya Düsseldorf uçuşları haftada bir kez cumartesi günü karşılıklı gerçekleşecek. Uçuşlar 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ordu Giresun Havalimanı'ndan yurt dışına uçuş seferleri düzenlenmeye başladı. Ordu Giresun Havalimanı'nda son dönemlerde yaşanan sefer azlığına son vermek adına atılan bu önemli adımla beraber yaz dönemi için geçerli olacak yurt dışı uçuşları havalimanında hareketliliği de artıracak. Ordu Giresun Havalimanı'ndan yaz dönemi yurt dışı uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları sezonun ilk uçuşunu Almanya Düsseldorf'a yaptı.
Ordu Giresun Düsseldorf uçuşları haftada bir kez cumartesi günü karşılıklı gerçekleşecek. Uçuşlar 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yaz döneminde Ordu'dan Almanya, Frankfurt, Hamburg, Avusturya, Salzburg'a da direkt seferler düzenlenecek. Ordu Giresun Havalimanı'ndan Almanya'nın yanı sıra Kıbrıs'a da yurt dışı seferleri düzenleniyor. Ordu'nun Aybastı ilçesi Esenli mahallesinde iddialara göre bir anne evdeki çocukların üzerine kapıyı kilitleyerek kayıplara karıştı. Ağlama sesleri üzerine çevredekiler eve itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler çocukları evden çıkardı. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber yollarda bayram trafiği başladı. Karadeniz bölgesinin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Ordu Çevre Yolu'nda ise Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber yollarda bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte tatillerini şehir dışında ya da memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara çıkmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Karadeniz istikametinde de araç yoğunluğu şimdiden oluştu. O noktalardan bir tanesi de Ordu Çevre Yolu. Karadeniz bölgesinin önemli geçiş güzergahlarından özellikle Ordu Çevre Yolu'nda Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşladı. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken trafik ekipleri bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor. Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi gerekli olan tüm tedbirleri aldığı 550 personel Kurban Bayramı boyunca 7/24 sahada olacak diyelim ve sıradaki haberimizde devam edelim. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yetim ve öksüz çocuklara bayram sevincini yaşatmak isteyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, hayırseverlerin desteğiyle alınan kurbanlık koçları yetim ve öksüz çocuklara göndermek üzere kendi elleriyle hazırladı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yetim ve öksüz çocuklara bayram sevincini yaşatmak isteyen Vali Tuncay Sönel, hayırseverlerin desteğiyle alınan kurbanlık koçları yetim ve öksüz çocuklara gönderilmek üzere kendi elleriyle hazırladı. Beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'la birlikte kurbanlık koçların bulunduğu ağla giden Vali Sonel, yetim ve öksüz çocuklarımıza verilecek kurbanlık koçları seçti. Bu şekilde böyle. Tamam. Hadi. Kınalı ve kurdeleyle süslenen kurbanlık koçları yetim ve öksüz çocuklarımıza göndermek üzere hazırlayan Vali Tuncay Sönel yapmış olduğu açıklamada yetim ve öksüz evlatlarımız için kına yakılmış ve kurdeleyle süslenmiş koçlarımızı hazırladık. Allah hayırsever dostlarımızın hayrını kabul etsin dedi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nda hayırsever dostlarımızın katkılarıyla kınalı ve kurdeleyle süslenmiş koçlarımızı hazırladık. Yetim ve öksüz evlatlarımız için. Allah kabul etsin. Allah hayırsever dostlarımızın hayrını kabul etsin. Kurban bayramımız mübarek olsun. Allah dostlarımızın da hayrını kabul etsin. Kabataş Beylerli Derneği İstanbul Beykoz'da muhteşem bir festivale imza attı. Sabah saatlerinde başlayan program dernek başkanı Erdal Doğan ve yönetim kurulunun tüm üyelere karanfil dağıtımıyla başladı.
Kabataş Beylerli Derneği İstanbul'da muhteşem bir festivale imza attı. İstanbul Beykoz'da düzenlenen festivale Beylerli Derneği Başkanı Erdal Doğan, Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Federasyon Başkanları, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sabah saatlerinde başlayan program, Dernek Başkanı Erdal Doğan ve Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri karanfil dağıtımıyla başladı. 7'den 70'i herkesin katıldığı festivalde çocuklar da doyasıya eğlendi. Geri çevirmeyelim. Tebessüm et bakayım kızımız. Düzenlenen festivalde sanatçılar da sahne alarak şarkılarını söylediler. Ataspor'u güreş karşılamalarında yapıldığı festivalde baş pehlivanlık ünvanı ise Bünyamin Köksal'a gitti. Beylerli'nin iş insanlarının katılımıyla kıran kırana geçen ağalık yarışmasında ise 152 bin TL'ye Muzaffer Barıcı ağa oldu. Muzaffer Barıcı! Tekmersin Baharat, hayırlı olsun. Programda kürsü konuşmaları da yapıldı. Programa katılan Dernek Başkanı Erdal Doğan, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz birer konuşma gerçekleştirdi. Gençler meydana çıktılar ve biraz sonra da aslında sabırsızlanıyorlar. Hatta biz konuşurken onlar da yoruldular. Ben bir an evvel sözlerimi burada tamamlayıp hepinize teşekkür ediyorum. Yine geleceğim inşallah hepinizi. Bu biliyorum her sene devam ediyor. İnşallah ben yeni vekilim ama bundan sonra sürekli vekil olmaya çabalayacağım. Sizler için bu 5 sene içerisinde sürekli olarak sizlerle beraber bulunmaya çalışacağım efendim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Şenliğiniz, pikniğiniz hayırlı uğurlu olsun. Diliyorum. Yüce Mevlam birliğinizi, dinliğinizi, beraberliğinizi her zaman, her zaman daim etsin diyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Burası bir bayram yeri. Yılda bir araya geliyoruz, hasret gideriyoruz. Tüm bunların yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Şunu özellikle ilk önce belirtmek istiyorum. Bir aydan beri piknik festivalimizin hazırlığı yapıyoruz. Değerli üyelerimiz, değerli hemşehrilerimiz, bu 10 arkadaşımızla beraber gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Hepsine sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bu piknik yerini beğendiğinize inanıyorum. Seneye inşallah burayı komple size tahsis edeceğiz. Daha geniş, daha refah bir şekilde piknik alanımız ve yapmaya devam edeceğiz. Seneye de inşallah daha güzel, daha katılımcı bir şekilde festivalimiz devam edecektir. Ordu 23. dönem milletvekili avukat Rıdvan Yalçın İYİ Parti'nin yönetimine girdi. Yalçın 3. olan kurultayda partinin genel idare kurulu asil listesinde yer aldı. İYİ Parti'nin A takımına seçilme başarısı gösteren Yalçın'ın bu başarısı teşkilat içerisinde de sevinçle karşılandı. Bizler de kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz diyerek şimdiki haberimize geçelim. Ordu eski valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun annesi Emine Balkanlıoğlu hayatını kaybetti. Merhume için Çorum Hıdırlık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Balkanlıoğlu ailesinin acı günü. Ordu eski valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun annesi Emine Balkanlıoğlu hayatını kaybetti. Merhume için Çorum Hıdırlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kalkanımız kabir azabına. Elhamdülillah. Orada Rabbimiz evvela ölümü, ölüm sonrası yaşamın varlığında, ahiretin varlığından haber ediyor biz.
Cenaze törenine merhume Balkanlıoğlu'nun yakınları, sevenleri ve akrabalarının yanı sıra İrfan Balkanlıoğlu'nun Ordu'da görev yaptığı sırada beraber çalıştığı bazı mesai arkadaşları da katıldı. Yetiştiğinin talebesi kıymetinin varlığını. Nasıl ki anne ve babaların yetiştirmiş olduğu evlatlarındaki oluşumunu hamdolsun bu annemizin her haline şahit olduk, şükürler olsun. Ordu Valisi Tuncay Soner de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti. Merhume Emine Balkanlıoğlu için önce helallik alındı. Şehadet ederim. Dünya ve ahirete ait olan haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Ardından cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Emine Balkanlıoğlu kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. TÜİK verilerine göre bal üretiminde kovan sayısı bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 8.984.676'ya yükseldi. Muğla 884.096 kovanla ilk sırada yer alırken Ordu ise 609.427 kovanla ikinci sırada dikkat çekiyor. Yıllık 19 bin ton bal üretimi, 3 bin kayıtlı arıcı ve 600 bini geçen kovan sayısıyla Ordu fındık üretiminde olduğu gibi bal üretiminde de Türkiye'de listenin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de bal üretimi bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 118.297 ton olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de bal üretimi bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 118.297 ton olarak gerçekleşti. Kovan sayısı ise bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 8.984.676'ya yükseldi. ...81 ilinin tümünde bal üretimi yapılan Türkiye'de Muğla 884.096 kovanla ilk sırada yer alırken bu ile 609.427 kovanla Ordu ve 494.432 kovanla Adana izliyor. Ordu kovan sayısıyla ikinci sırada yer alırken kovan başına verimde ise 31.3 kilogramla listenin zirvesine yerleşiyor. Ordu 25.6 kilogramla Adana ve 21.2 kilogramla Sivas takip ediyor. Ordu aynı zamanda kovan başına verimle beraber son yıllarda Türkiye'de bal üretiminin ise yaklaşık %16'sını karşılıyor. Öte yandan Ordu'nun arılı kovan sayısı ise dünyadaki 85 ülkeden, bal üretim miktarında ise 105 ülkeden daha fazla olarak da dikkat çekiyor. Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal ilerleyen yaşına rağmen vazgeçemediği masa tenisini gençlere de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor. Ordulu 77 yaşındaki Yalçın Ünal ilerleyen yaşına rağmen vazgeçemediği masa tenisini gençlere de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor. Altınordu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ünal ilk defa 1977'de eline aldığı raketi hiç bırakmayarak masa tenisinde çok sayıda başarı elde etti. 83'te hakemdim ama 92'de milli hakem oldum, ulusal hakem şimdiki ismi. Yine 92'de
resmi antrenör oldum. Sonra 2000'li yıllarda ikinci kademe antrenörlüğünü aldım. Sanıyorum yine 2000'li yıllarda milli hakem oldum. Bilahare yine 2001'de A klasman hakem, masa tenisinde A klasman hakem oldum ve uzun yıllar bunu sürdürdüm. Ünal 1984 ile 2002 yılları arasında aralıksız her yıl masa tenisinde il şampiyonu olmayı başardı. Antrenörlük hayatına atılarak başında bulunduğu takımları il ve bölge şampiyonluklarına ulaştıran Yalçın Ünal uzun sürede masa tenisi hakemliği yaptı. Ben ferdi sporları sevdiğim için birçok ferdi spor yaptım ama bunu daha çok sevdim. Devam ettim. İlk başlangıcımızda tabii ki yenildik. Ama daha sonra öğrendikten sonra sanıyorum bir buçuk yıl sonra beni yenenler de yenmeye başladık. 1984'ten sonra da önümüze geleni yenmeye başladık. Sporcu ve antrenör olarak 250'nin üzerinde madalya, kupa ve başarı plaketi kazanan Ünal, aktif sporculuk hayatını tamamladıktan sonra da tutkusu olan masa tenisinden hiç vazgeçmedi. Kulüpler olarak 28 yılda yanılmıyorsam onu da 200-250 civarında minik yıldız genç ve büyükler olmak kaydıyla 250 üzerinde ordu il birinciliği aldık. Haftanın belirli günlerinde Altınordu Gençlik Merkezi'ne giden Ünal burada hem spor yapıyor hem de öğrenmek isteyen gençlere masa tenisinin inceliklerini öğretiyor. Akşamları genelde 6 civarında ben burada oluyorum. Aşağı yukarı 8.30-9, bazen 9.30, bazen 5'te geliyorum. Genelde 1.5-2 saat oynuyorum. Daha sonralarda 2.5-3 saat oynadığım az da olsa oluyor. Masa tenisini herkesin sağlığı el verdiğince oynayabileceğine işaret eden Ünal, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu. Çalışsınlar, başarılı olsunlar. Başarı insanı bunu adapte eder. Başarısızlık da bundan soğutabilir. Bu haberle birlikte Altaş TV hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.